Evet, Güneş'in sonbahar İstanbul bölümünden merhaba hepinize. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu anlamda aslında sektörün duayenlerinden diyebileceğimiz ve Kora'nın da kurucusu ve CEO'su Betül Hanım'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii ki tüm Kora ailesine de. Zaman zaman onlarla birlikte çalışmalarımız oluyor. Ben akademiyi temsilen burada olmaktan çok keyifliyim ve zaman zaman onlarla birlikte sektörün nabzını tutmaktan da hep keyif aldım. Tabii Sina kadar belki çok özet şeyler anlatamayacağım size. Belki zaman zaman sıkıcı gelebilecek, ağır bir tempo olabilecek. Konu ağır, büyük bir istatistik önemi. Fakat en azından istatistik açısından büyük veriyle olan etkileşimlerden bahsedebilmek de bana keyif veriyor. Şimdi büyük veriyle başımız dertte, büyük verinin başı dertte. Bu çok fazla söylenilen bir şey. Literatüre şöyle hızlı bir baktığımızda en net cevabı şu sayfada buldum bağlantıda. Diyor ki büyük verinin sıkıntılarının nedeni uygulamalı istatistik konusunu veya istatistik uygulamayı hadi bir şekilde de söyleyebiliriz. İhmal edilmiş olmasıdır diyor. Bu çok iddialı bir söylem. Ben sizinle veya sektörle bir ters düşme yaratmak adına söylemiyorum. Her türlü fikri burada dile getirmeye çalışacağım akademik misyon olarak. Bu doğru mudur, yanlış mıdır, ne kadar içerilir son derece tartışmaya açık bir şey. Fakat bunu destekleyen bazı istatistikler koymuşlar Amerika'da ortaya. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile, orada bile diyorum çünkü IT teknolojilerinin, bilişim teknolojilerinin, uygulamaların ve bilimin hani doğuş noktası, yayılım noktası olan bir kıtadan bahsediyoruz. Örneğin şöyle bir takım etkinliklerin istatistikleri verilmiş. Beyaz Saray'daki Big Data Partner'ları workshop'u yapılmış. Bu bayağı uzun soluklu, yani peş peşe dizi şeklinde gerçekleştirilen bir şey. 19 tane konuşmacı katılmış bu workshop'a farklı zamanlarda. Bunun içinde sadece 2 tanesi istatistik tabanlarından gelen veya bunu önemseyen kişiymiş. Bir başka istatistik, National Academy of Science, Ulusal Bilimler Akademisi'nde gene Big Data uygulamalarına ilişkin oluşan seri konferanslarda ve çalışmalarda 13 farklı chapter'ın sadece 2 tanesinde konuşmacılar istatistik üzerinden gitmişler. Bunun örnekleri aşağıda devam ediyor oranlar. İşte 3 tane direktörün içinde hiç istatistik konusuna değinen direktörün olmaması Moore Foundation'ın bilim uygulamalarında. Yine OSTP'nin 25 konuşmacının katıldığı bir yerde sadece bir kişinin istatistik tabanlı olması. Bir sonrası bir öneri grubunda 18 katılımcının içinde hiç istatistik tabanlı kimsenin olmaması. Ve son istatistik yine Beyaz Saray'da Big Data büyük veri rollout çalışmalarında 4 tane lider düşünce sistemcisinin içinde hiç istatistik tabanlı kimsenin olmaması ve pek çok katılımcının içinde de yine hiç istatistikle ilgili konuşma ve içeriğin geçmemesi gibi sistemler var. Bunlar literatürde bulduğum sistemler sizlerle paylaşmak istedim. Ben bugün nelerden bahsedeceğim? Ben tabii ki akademik olarak teoriyi önemseyen biriyim. Ama büyük verinin dinamizmi içinde teorinin zaman zaman önemini kaybettiğini, hatta önemsenmemesi gerektiği şeklinde öneriler olduğunu da biliyorum. Çok hızlı, az önce Serdar 3M olarak saydı özelliklerini. Hız bunlardan bir tanesi. Bu hıza teori yetişemez söylemi var. Bu çok doğru. Aslında akademisyenlerin başka alanlardaki etkileşimlerinde de sanayide zaman zaman sektörlerden biz akademi bu konuda yavaş ilerliyor. Çok işte sakin gidiyorsunuz, çok fazla tedbirli gidiyorsunuz. Bu da zamanın uzamasına sebep oluyor şeklinde kaygılar var. Buna da katılıyorum. Çağımız hız çağı çünkü. Fakat benim esas değinmek istediğim istatistik okuryazarlık kavramı var. Bundan biraz sonra açılımlarından bahsedeceğim. İstatistiki düşünme kavramı var. Statistical thinking ve statistical literacy. Bunlar büyük veriyle nerelerde kesişiyor? Büyük verinin analizi, yorumlanması, sonuçlandırılması aşamalarında niçin bize gerekli? İster bilim dünyasında olsun, isterseniz iş dünyasında olsun çok fazla bilgi üretiliyor, veri üretiliyor ve bunlardan faydalı sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunları ne kadar yorumlayabiliyoruz, ne kadar doğru şeyler yakalayabiliyoruz, onlarca machine learning algoritması çalıştırıyoruz, şu kadar bilgisayar zamanı harcıyoruz.
Ve bunlardan bir takım sonuçlar elde ediyoruz. Fakat bunlar istatistiki açıdan ne kadar doğru, ne kadar gerçek, ne kadar yorumlanabilir, ne kadar isabetli kararlara götürecek nitelikte, bu çok önemli. Burada bu iki kavram, istatistiki okuryazarlık ve istatistiki düşünmenin çok önemli olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Sonra konuşmamın diğer kısımlarında büyük bir istatistik ilişkisi, veri madenciliği istatistik ilişkisine değineceğim. Son olarak da çok kısa istatistik etikten, tuzaklardan ve istatistik yalanlardan bahsetmeye çalışacağım. İstatistik okuryazarlık son 10 yılda özellikle çok yaygın hale geldi. TÜİK'in başlattığı çalışmalar da var bu konuda. Erişen var mı veya kendisine bu konuda bilgi gelen var mı salonda? TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistik okuryazarlık konusunda kampanyalarını başlattığı, eğitimlere başladığı bilgisini bilen var mı içinizde? Evet, 2013 yılında başladı TÜİK bu çalışmalara. Ne yazık ki pek çok alanda olduğu gibi bu da kendi içinde kalmış. Şöyle baktım nerelere eğitim vermişler diye. Bazı kamu kuruluşlarında sadece yapılmış bu eğitimler. Bu sınırlılık var. Yani bir farkındalık yaratılamamış durumda. İstatistik okuryazarlık bir yetkinlik. Bu yetkinlik herhangi önümüze gelen bir sayıyı sadece okumak değil veya istatistik formülleri kullanmak değil ya da istatistik tabanlı algoritmalarla veri madenciliği yapmak değil. Öğrencilere istatistik öğretirken de sadece formülleri öğretmek, al hesapla sonuç çıkar demek değil. Buna vurgu var. Ve hatta günümüzde son 4-5 yıldır MIT'de artık istatistik dersi yerine statistical thinking dersleri veriliyor. Çünkü her şeye erişebiliyoruz. Formüller, hesaplamalar mevcut. Bunlar aslında herkesin kolayca erişebileceği argümanlar. Ama esas bizim gördüğümüz bir rakamı, bunun bir grafiğe aktarılmış halini rahat anlayabilmemiz, ortaya çıkan ilişkisel analizlerde, nedensellik analizlerinde veya birlikte değişim analizlerinde bunların ne kadar doğru olabildiğinin farkına varabilmek, böyle bir farkındalığın olması. Biraz sonra atıfta bulunacağım, kalite çalışmalarıyla istatistik aslında firmaların hayatına çok fazla derecede girdi. Bunun tabii yayılımı ve tüm firmalarda aynı şekilde uygulanabilir ve anlaşılabilir hale gelmesinde çok fazla gecikmeler var. Yani şu anda bilişim dünyasında çalışan çok genç bir topluluğun karşısındayım. Böyle bir toplulukta kendi de istatistik enstitümüzün, daha doğrusu yeni adı Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir istatistik okuryazarlık çalışmasının sektöre hiç ulaşmamış olması ilginç bir şey. Bir eksikliğimizin olduğunu gösteriyor. İstatistik okuryazarlık, biz gideriz deney yaparız bilim dünyasında. Sizler de sektörde tekrarlarsınız, tekrarlayarak belli şartlar altında simülasyonlar yaparsınız ve bunlardan sonuç çıkarmaya çalışırsınız. İstatistik okuryazarlık başka bir şeye dikkat çekiyor, gözlemci olun diyor. Gözleyin, bulduğunuz ilişkiler hakikaten teorik olarak bir sürü şey çıkarabilirsiniz ama pratikte, uygulamada bunlar yer alıyor mu, bunun benzerlerini gözlediniz mi, gördünüz mü, bunu kıyaslamayı öneriyor. Altında yatan temel felsefe bu. İstatistik okumada iki tane şeyi önemsiyorum. Birincisi birliktelik ve nedensellik durumları. Ki bugün veri madenciliği veya büyük verinin analizinde bu iki tane iş aslında yapılıyor temel olarak. Diğeri de örneklem ve ana kütle ikilemi diyelim. Bunlar istatistik okuryazarlıkta temel olarak, öncelikli olarak bilinmesi ve farkındalığında olunması gereken kelimeler, kavramlar. Ben şurada bir şey verdim, peş peşe önerilerim var. Kilosu fazla olan insanlar daha az kilolara göre daha uzun olabilir. Uzun boylular daha ağır çeker. Ağırlık boyla pozitif bağlantılıdır. Eğer kilolu biri varsa boyunun da daha uzun olması beklenir. Üç tane cümle. Bunlar bir takım istatistikler sonucu yazılmış olabilirler. Şimdi burada baktığımızda bizi yanlış yönlendirebilecek şeyler var mı? İlki bir kere kilo ve boy uzunluğunun artış yönünün birlikte bulunduğu şeklinde bir birliktelik kuralı. Hani veri madenciliğine dönersek bir ayla çocuk bezinin aynı pakette olması klasik örneğinde olduğu gibi böyle bir beklentimiz var. O beklenilmeyen sürpriz bir sonuçtu. Ama ikinci cümle artan yönde olarak yanlış yoruma açık bir cümle. Yani burada istatistik okuryazarlığı olan bir kişinin böyle bir direkt pozitif bağlantının ortaya konulmaması gerektiği konusuna tereddütle bakacağını bekleriz. Ama bu cümle inandırıcı da olabilir bilimciler hareketle. Bu bir sonuç. Bir sonrası kilolu biri varsa hani hiç bilmiyoruz. Kilosunu gördünüz, elinize verildi sizin.
boyu da uzundur diyorsunuz. Bu şöyle bir şey. CRM'de şunu alan müşteri bunu da alır dediniz. Association rule'ları uyguladınız, algoritmaları. İşte bir sürü ikili, üçlü, ilişkili ürün çıktı. Evet, bunları alan kampanya yaparsak şunu da alacak gibi bir sonuca vardınız. Tabii ki bunların bir takım doğrulanma dereceleri var, yüzdeleri var. Ama bu acaba pratikte ne kadar işliyor? Buna bakmak lazım. Dolayısıyla son cümle bir önceki cümlenin hareketini yanıltıcı bir yola götüren bir cümle. Bu çok basit. Günlük hayatımızın içindeki üç tane cümle, kullanabileceğimiz cümle. Biz bunu iş hayatımızdaki pek çok ögelere uygulayarak istatistik okuryazarlığımız eksikse herhangi bir veri analizi sonucunda ulaşacağımız bulgulara bu şekilde yanıltıcı yorumlayabiliriz, yanıltıcı raporlama yapabiliriz. Örneklerle anakütle ikilemi çok önemli. Şimdi büyük veri aslında bir anakütle olarak düşünebileceğimiz bir ortam. Yani verinin tamamını eriştik diye düşünüyoruz. Ama aslında düşünürseniz veri akışı, veri seri sonsuz bir kaynak. Ve biz onun belli bir segmentinde çalışıyoruz. O ana kadar erişebildiğimizde çalışıyoruz. Bu anlamda biz büyük veriye dahi bir örneklem olarak bakabiliriz. Bu anlamda da istatistik kuralları işleyecek demektir. Burada da şöyle bir şey var. Deniyor ki büyük veri ana kütlenin kendisidir. Tamamını ele alıyoruz. İstatistik kurallar örneklemde işler. O halde büyük veri için istatistik kuralların işlemesine gerek yoktu. Böyle söylemlere de rastlıyoruz. Bu geçerli bir şey değil. Çünkü bizim üzerinde çalıştığımız her ne kadar sonsuz kaynaktan gelse de bir segmentte, bir kesitte çalıştığımız için bunu bizim bir örneklem gibi ele almamız gerekiyor ve istatistiğin kurallarını uygulamamız gerekiyor. İstatistik okuryazarlık yayılabiliyorsa istatistiksel düşünme veya istatistiki düşünme dediğimiz filozofiyi de, felsefeyi de yayabiliyoruz. Buradaki felsefenin altında yatan üç tane temel öge var. Bunlardan birisi eğer iş hayatındaysanız iş problemleri, bilim dünyasındaysanız çalışacağınız teorik ilişki analizlerinde hiçbir şey, hiçbir süreç birbirinden bağımsız değildir. Her şey bir sistemin içindedir ve birbiriyle ilişkili pek çok şey vardır bu sistemin içinde. Yani bunları göz ardı ederek biz bir takım sonuçlar üretemeyiz. Ve tüm süreçlerde değişkenlik mevcuttur. Ne yaparsanız yapın, kalite kontrolde bile sıkı sıkı bir şeyi kontrol etmeye çalıştığınızda işte elimdeki suyun pet şişesi üretilirken kapakla şişenin uyumlu olması gerekiyor. Bu bir kalite kontrol sorunu, iyi oturması gerekiyor bunun. Bir takım toleranslarıyla bu çalışıyor. Ama bunlarda mutlaka bir takım değişkenlikler var. Elinize aldığınız her kapağı çok rahat açamıyorsunuz. Burada bütün proseslerin bir takım değişkenlikleri var. Aynı bilişim dünyasında yapacağımız sonuçlarda da. Çünkü bütün verifikasyonlarda ne yapıyoruz? Belli yüzdelerle doğrulamalarımızı söyleyebiliyoruz. İşte o doğrulayamadığımız kalan küçük yüzdeler bizim değişkenlik kaynaklarımız. Bunu göz ardı edemeyiz. Başarının anahtarı değişkenlikleri anlamak ve indirgemekte. Yani siz ne kadar az değişkenlikle çalışırsanız ve bunlardan ne kadar uzaklaşabilirseniz, ki buraya hemen büyük data ile ilgili bir vurgu yapmak istiyorum. Datanızı ne kadar temiz hale getirebilirseniz, biraz sonra da bahsedeceğim. Sizler de sektördesiniz biliyorsunuz. Aslında bir büyük veri analizi aşamasının sürecinde en uzun zamanı alan kısım datanın hazırlanma sürecidir. Yani biz klasik veri madenciliği projelerinde bunun zamanının %60'ını aldığını söyleriz. En zor, en uzun zaman alan kısmıdır. Düşünme 1986'da ortaya atıldı fikir olarak ve düşünce süreçleri olarak tanımlandı. Yani artık bugüne kadar hep formüller üzerinden giden istatistik anlayışında bir değişiklik ortaya çıktı. Ve burada istatistik düşünme ile metotlar arasında bir sinerji olması gerektiği, bunu tam tersi ayrışma olarak da ifade edenler var ama ben sinerjiyi daha doğru buluyorum. Çünkü formülsüz de bir hayatımız olamıyor. Ama istatistik düşünme eşittir iş performansı olarak tanımlandı. İş performansı olarak tanımlanmasının sebebi de 1980'lerden sonra özellikle toplam kalite yönetimi felsefesinin, 6 sigma felsefesinin, yalın yönetim ve yalın üretim, modern yönetim yaklaşımlarının sektörlere hakim olması sonucunda ortaya çıkmıştır. Çünkü toplam kalite anlayışıyla, 6 sigma uygulamalarıyla bugün bir bilişim projesi, bir 6 sigma projesi olarak da implement edilebiliyor bir firmada. Yani çünkü artık bilişim dünyası olmadan, bu altyapı olmadan, bu tool'lar olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bütün iyileştirme süreçlerinin içinde entegre sistemlerinde yeri var.
firma açısından baktığımızda. Süreç iyileştirme uygulamalarının, gene süreç iyileştirmenin en önemli parçası yeni yazılımlar, yeni bilişim teknolojileri implement etmekten, firma içine konumlandırmaktan geçiyor. Bütün bunlarla birlikte istatistiki düşünme felsefeleri de firmalarda yaygınlaşmaya başladı. İlk bunu şey yapan, kalite içinde kullanan Deming dediğimiz, adına da bir ödül bulunan şu anda Japonya'da ünlü bir kalite gurusu. Daha sonra Ishikawa'yı görüyoruz Japonya'da, 7 temel istatistik aracından bahsetti. Ve bundan bahsederken dedi ki bunların bir firmanın bütün kademelerinde, yani en alttaki işçi düzeyinden tepe yöneticisine kadar herkes tarafından bilinmesi ve okunması gerekir dedi. Bu çok doğru bir söylendi. Bugün için deskriptif istatistik dediğimiz, yani veri madenciliğinde veya büyük veri analizinde ilk başta kullandığımız tanımlanması, verinin sınıflanması, grafik gösterimleri, aktarılması süreçlerini ele alırsak, bu süreçlerde kullandığımız her şey aslında firmanın tüm kademelerinde kolaylıkla okunabilen, anlaşılabilen hale gelmesi gerekiyor. Burada saydığımız 7 temel kalite kontrol aracısı tamamen istatistik tabanlı görsellerden ibarettir. Ve bugün biz bunları zaten büyük verinin analizinde de çok fazla kullanıyoruz. Kılçık diyagramlarından başlıyoruz, fishbone'lardan, neden sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmek için. Çeteli diyagramlarıyla veri topluyoruz, akış diyagramlarıyla yol haritalarımızı belirliyoruz. Histogram veya kök yaprak diyagramı gibi diyagramlarla verimizin yoğunlaşma yerlerini aktarmaya çalışıyoruz. Pareto diyagramıyla ortaya çıkan sıkıntıların performans düşüklüklerinin öncelikli nedenlerini bulmaya çalışıyoruz. Serpilme diyagramlarıyla bir takım değişkenler arasında ilişkiler bulmaya çalışıyoruz. Ve SPC dediğimiz proses kontrol diyagramlarıyla da proseslerimizin sürekli olarak ölçüyoruz. Bugün bilişim tool'ları içinde bu kullanılıyor biliyorsunuz. Kalite kontrol diyagramları oluşturuluyor ve bu şekilde kalite assessment'ları yapılıyor ortaya çıkan yazılımların ve kurulan sistemlerin. Bu anlamda da istatistiki düşünme tamamıyla işletme dünyasının, iş dünyasının içinde diyebiliriz. İstatistiki düşünmede 2008'de yayınlanan bir şey var. Teorinin sonu diyor bu 2008'deki yayın ve diyor data seyri diyor artık diyor bilimsel metotları geçersiz buluyor. Eskidir bugün için diyor. Böyle bir çıkış yapıyor. Tabii buna bilim dünyasından çok büyük bir tepki. Böyle bir şey olamaz diye. Ama sektör temsilcileri diyorlar ki veri üretimin hızı ve miktarı artıyor. Siz teorisyenler bunun karşısında rekabet edemezsiniz, o hızla hareket edemezsiniz. Onun için de biz ampirik verilerle işte bir takım endüstriyel problemleri sizin teorik araçlarınızdan daha hızlı çözeriz, hallederiz, bitiririz diyorlar. Aslında ben bu söylemleri 2008'den de önce büyük istatistik yazılımları, dünyaya hakim birkaç tane yazılım vardı, şimdi biraz daha trendler değişti. Onların pazarlamacılarından veya tanıtımcılarından çok duydum. Artık bölümünüzde herhangi bir istatistik bilen elemana ihtiyaç yok, işte bu yazılım var, çalıştırdığınızda sonuçları alacaksınız diyorlardı. Böyle bir şey yok. Yani makine ve algoritma hangi datayı verseniz analiz eder, size bir takım sonuçlar çıkarabilir. Ama o dataya hangi algoritma uygundur, hangi algoritma çalışamaz, hangi sakıncalar ortaya çıkabilir, nasıl bizi yanıltır bunları bilmek gerekiyor. O zaman teoriden çok uzaklaşamıyoruz. Böyle bir ikilem var burada. Yine istatistik düşüncenin büyük dataya uygulanmasında bir takım problemler olduğundan da bahsedildi. Bununla ilgili de yayınlar var. Yine işte veri seri olmasının burada önünde engel olduğu söyleniyor. Az önce arkadaşlarımızın da belirttiği gibi sosyal medya, online işlemler, transactionlar sürekli bir akış var. Bu çok yüksek bir akış. IBM'e göre de bu tabii 2014 tarihli. 1.6 zettabytes dijital veri mevcut şu anda. Bunu hesaplamışlar. Bu veriyi biz eğer bir HD televizyonda izlemeye kalksak hiç aksatmadan 47 bin yıla ihtiyaç varmış. Böyle bir hesaplama var. Yani evet selin büyüklüğü gözler önüne serecek rakamlar bunlar. 2014'ten bugüne kadar ne oldu onu bilmiyorum. Aradım son güncel rakamını bulamadım. Burada anahtar soru diyor ki bu veri seri için istatistik düşünme prensiplerini uygulamak mümkün müdür? Yani biraz mümkün değildir savunuyor, biraz da mümkündür yol açmaya çalışıyor. Ve petabyte çağı olarak düşünüyor artık bilginin büyüklüğünü, verinin büyüklüğünü ortamlarda dolaşan miktar açısından.
Şimdi hem aslında büyük veride bir takım sorunlar var diyoruz ama bu büyük veride mevcut sorunlar küçük veride yok muydu? Küçük veriyle çalıştığınızda da benzer sorunlar yaşıyor musunuz? Veridir. Büyük veri neyin sonucudur zaten? Küçük verilerin sonucudur. Yani sizin kendi dijital ortamlarınızda yaptığınız aggregation'ın worldwide'da oluşan şeklidir. Yani küçük verideki sorunlar bu sefer katlanarak büyük veriye aktarılıyor. Yani biz istatistik çerçevesi içinde normal küçük veriyle çalışırken de bizim uyumsuzluk problemleri, double girişler yani çift kayıtlar ne bileyim işte bir müşterinizin 3 tane e-mail adresi varsa 3 kere giriş yapabiliyorsunuz e-mail üzerinden. 2 tane cep telefonu varsa 2 ayrı müşteri gibi giriş yapabiliyorsunuz. Bunlar bile sorun yaratacak. Yani çok basit anlamda küçük veri üzerinden konuşuyorum. Bunun katlandığı ortamlarda bir kere bu karmaşa var. O zaman bizim veriyi yalınlaştırma, indirgeme derdimiz var. O zaman da bunları yapabilmek için bizim istatistiksel düşünmeden uzaklaşmamamız gerekiyor ve istatistiğin temel geleneksel araçlarını kullanmamız gerekiyor. Aslında bütün bilişim dünyasında IT teknolojiye uğraşanlar olsun, akademisyenler olsun bir yolculuk içindeler. Ham veriyle başladığımız ve bugün artık yeni bir aşama eklendi, bilgelik aşaması dediğimiz wisdom aşamasına giden bir sürecimiz var. Genelde knowledge management dediğimiz yani bilişim, bilgi yönetimi dediğimiz şey birikime kadar giden süreçti. Bugün artık buna bilgelik eklendi. Kurumlar bilgeleşiyorlar. Çünkü elde ettikleri sonuçları, kümüle ettiklerinde ve onlardan biraz daha yeni extraction'lar, indirgemeler yaptıklarında özetlemeler bilgeliklerini oluşturuyorlar. Bugün için mesela ben işletme dünyasından örnek vereyim. Six Sigma bir motor olanın bilgeliğidir. İşte yalın yönetim, üretim Toyota'nın bilgeliğidir. Bu bilişim dünyası için de geçerli. Hani markalardan bilişimde bahsetmekten biraz imtina ediyorum şu anda. Peki, BBG vaziyeti demeyiz. Biri bizi gözetliyor. Kim gözetliyor? Herkes. Özellikle sizler değil mi? Gözetlenmeye ortam hazırlıyorsunuz. Peki, espriyi bir tarafa bırakırsak hakikaten günlük hayatımızda gözetleniyoruz, takip ediliyoruz. Kimler takip ediyor? Nasıl takip ediliyoruz? Bunların araçları neler? 5N1K soruların cevaplarını verebiliriz. Kim, ne zaman, nerede, nasıl, için, niye gözetliyor şeklinde. Peki bunları istemiyorsak bunlardan vazgeçebilir miyiz? Firmalar olarak ve bireyler olarak. Vazgeçme şansımız var mı? Pek umut yok gibi. Kredi kartlarımızı kullanıyoruz, alışveriş kartlarımızı kullanıyoruz, çağrı merkezlerini kullanıyoruz, cep telefonlarımızdan vazgeçemiyoruz, internet, e-mail adresleri, tüm sosyal medya ve bütün hayatımız aslında gözler önünde. Yani kredi kartımızdan akşam eve ne götürdüğümüz belli, nerede eğlendiğimiz, nerede sinemaya gittiğimiz belli. Böyle bir yaşam içindeyiz. Bunlar da bizim büyük verinin oluşmasına katkı sağlamamıza sebep oluyor. Yani şu anda hepimiz büyük verinin aslında hem üreticisiyiz, hem de tüketicisiniz. Dünya üzerinde büyük veriyi analiz edenlerin, bilişim uzmanlarının sayısının hala çok yetersiz olduğu söyleniyor istatistiklere bakıldığında. Şöyle açılan bir grafik var. Yani büyük data hızla yükselirken, çok hızlı bir ivmeyle yükselirken bilişim uzmanları, bilgi analistler daha az hızlı şeyde gidiyor. Ama bu anlamda üretim açısından baktığımızda üretici çok fazla. Hepimiz üreticisiyiz bunun. Sıraladım. Bugün zettabaytlardan bahsediliyor. Exabaytları herhalde son bir 5 yıldır falan geçmiştik. Exadata'nın zaten lansmanını ilk biz Betül Hanım'la izlemiştik. Oracle'ın özel sunumunda Amerika'da. Acaba dedik bu kadar data olacak mı? Ben şahsen aklımda bunu geçirmiştim. O kadar çok istatistikle ilgilenmeme rağmen bu kadar hızlı bu makineyi kullanacak şey olabilecek mi demiştik. 2008 falan olmalı herhalde değil mi? O yıllardaydı. Bugün artık paylaşımlı alanlardan bile vazgeçebilecek büyüklükte verilere ulaştık. Bu da prosesler açısından alanları. Büyük datayı canavar olarak kullanılıyor. Yani pek çok yerde var bu. Ortak kullanılan ikon da bu. Veri hacimleri üstel olarak büyüyor ve bizim canavarımız haline geliyor. Doğru. Çünkü büyük bir bilgi kirliliği var, bilgi karmaşası var. Bunları ne şekilde indirgeyebiliriz. Bunların çaresizlikleri var.
bilgisayarlarımız yetişmeyebiliyor, yetişmeyecek zaman içinde de. Şöyle bir baktığımızda ki 2012 rakamları daha iyisini bulamadım. Dijital dünyada 2.7 zettabayt veri mevcut diyor. IBM de bunun benzerini ifade etmişti. Obama yönetimi 2012'de büyük veri projelerine 200 milyon dolar ayırmış. Sadece o yıl için yatırım. Bunda ilginç rakamlar diye verdim. Facebook kullanıcının ürettiği verilerden 30'un üzerinde petabayt seviyelerinde veriye erişiyor, analiz ediyor ve onu depoluyor. Günlük bu. Walmart'ın istatistiği var. İşte 5 milyardan fazla insan çağrı, meeting, tweet ve mobil cihazlarla World Wide Website'a giriş yapıyor. Çok hızlı bir aktarım var. Çok fazla veri üretimine katkı var. Şimdi dijital dünyada tipik bir kullanıcının günlük yaşamında internette yaptığı iletişim, arama, satın alma, paylaşımlar, işlemler sonucu ortaya çıkan verilerin hepsi depolanıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde hepimiz gün içinde ne yapıyoruz? Veri üretiyoruz. Bu anlamda yapısal veriyle ilgili sıkıntılarımız var. Çünkü bunlar hepsi yapısal olarak aktarılmıyor. Bilgi kirliliği ve çöplüğüne katkı sağlıyor bu girişlerin bir kısmı. Çözüm gene istatistik uygulamak. Nasıl uygulayacağız? İstatistikte tasnif var, yani gruplama var. İstatistikte yoğunlaşmaları belirleme var. İstatistikte grafiksel gösterimler var. Bunların yığılma noktalarını, önem derecelerini, önceliklerini belirleyecek yöntemleri kullanarak biz büyük datamızla indirgemelere gidebiliriz. Fakat bu çöplükler o kadar da kötü değil. Klasik istatistikte bu kadar hantal, bu kadar çok şeyin bir arada olmasına hoşlanmazken büyük veri yaklaşımında biz bu çöplükleri bize bir takım sürprizler sunabileceği beklentisi içindeyiz. Çünkü aynı veri madenciliğinde olduğu gibi hidden olan, gizlenmiş olan bir takım örüntüleri, bağlantıları ortaya çıkarma şansımız var. Yani veri madenciliği beklenmedik ilişkiler ve birlikteliklerle daha çok ilgili. Bu anlamda outlier dediğimiz datanın verinin bütününden ayrılan, daha kendi başına olan veri türleriyle daha fazla ilgili. Bu anlamda büyük veri içinde bu sürprizleri yakalamada yine istatistik tool'lara ihtiyacımız var. Ben Serdar'a ilave yapacağım. 5 V'ler olarak benim literatürümde var. Tabii ki bunun ilk üçü dediğim gibi hani büyük veri deyip dememek için daha önemli. Çeşitlilik, hız ve hacim. Ama bizim uygulamalar açısından da verification, doğrulamaya ve bir değer yaratmaya ihtiyacımız var. Yani eğer siz gizli bir örüntü buldunuz, bu bir değere dönüşmeyecek bir örüntü ise bu bir büyük verinin iyi analiz edilmiş hali değildir. Bundan biz hani iyi bir sonuç elde ettik diye övünemeyiz. Değer yaratmak çok önemli. İçinizde CRM'ci arkadaşlar var mı? CRM'ciler var. Neler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Segmentasyondaki amacımız ne? Churn. Müşterinin rakibe kaçmasını engellemeye çalışmak. Fraud detection, yani sahtekarlıkları engellemeye çalışmak. Bütün bunları yaparken kaygımız ne? Customer value, elimizdeki toplam müşteri değerini olabildiğince büyütmek. Evet, teşekkür ederim. Rakibe kaçacak müşterileri elde tutmak, sahtekarlık yapacakları sıkı takip edip sinyallerini bir an önce almak ve yeni müşteriler kazanmak amacına yönelik olarak biz bu büyük veriler üzerinde dolaşıyoruz. Değere dönüşmeyen hiçbir şeyi biz başarılı saymıyoruz. Burada gene veri tabanlarındaki şeyleri vermiştim, hızlanmak istiyorum. Moore yasasından bahsetmek istiyorum. Gene bilişim sektöründen gelen bir şey. Büyük verinin ne kadar hızlı büyüdüğünü göstermek için bunu buraya almıştım. Bu bütünleşik bir devredeki artışları gösteren bir kural olarak 1965 yılında yayınlanmıştı. Burada büyük veri gerçekten Moore yasasına göre ilerliyor. Üstel bir şekilde katlanarak her gün hayatımızın içinde artıyor ve hakimiyeti de artıyor. KD-Nugget bu konuda yeni şeyleri çok fazla veriyor, kavramları kullanan bir yer, aktif bir yer. Ve artık Data Lake dediğimiz kavramı telaffuz etmeye başladılar. Veri göllerinden bahsediyorlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Niçin veri madenciliğine değinmek istemiyorum? Çünkü hepimiz, başta Sina'nın sunumunda da vardı, Oracle'ın ve Quora'nın amaçlarında bahsedildi. Amacımız bilinmeyenleri ortaya çıkararak değer yaratmak kısacası. Sektör olarak tıptan, finansa, sağlık alanından, pazarlamaya kadar giden çok geniş bir yelpaze var. Burada hemen bir parantez açıyorum.
İstatistik bilmek kadar alanı bilmek çok önemli. Alanı bilmek dediğinizde de iş uzmanlaşmaya dönüşüyor. Artık yazılım sektöründe, zaten hepiniz de belli sektörlerde herhalde uzmanlaşmış vaziyettesiniz. Bu olmazsa olmazlardan istatistiksel düşünme, istatistik okur yazarlığın yanında alan odaklı, alanın uzmanı olma çabalarının göz ardı edilmemesi gerekiyor. Data mining'in, veri madenciliğin gelişme sürecine baktığımızda en önemli şeylerin burada database teknolojileri olduğunu ben düşünüyorum. Bunlara bir kısaca bakacağım. Bir de knowledge discovery and databases dediğimiz, yani veri tabanlarında bilgi keşfi dediğimiz, bugün artık farklı bir açılıma giden, bulutlar üzerinden çalıştığımız yeni şeyler var. Şu söylem eskimeye başladı, bilgi çağında yaşıyoruz söylemi vardı. Değil, artık veri çağında yaşıyoruz. Veriye dönüştü, yani information çağı data çağına dönüştü. Bu şekilde bahsediyoruz. Burada ben bu yolculuğu yapmak istedim. Çok genç bir kitle var. 1960'larda önce analitik bilimlerde gelişmeleri görüyoruz. 1600-1950'ler arası Charles Babbage'i görüyoruz. İlk girişimler bunlar. Ve computational science 1950'lerden sonra başlıyor. 90'lara kadar da sürüyor. 90'lardan günümüze kadar da artık data science çağındayız. Yani veri çağındayız. Bunun içindeki adımları tek tek vermek istemiyorum. Database teknolojileri çok önemli bizim için. Çünkü günümüzdeki bu büyük datayı da ne şekilde storage edeceğimiz ve en hızlı işleyebileceğimiz hangi hale getirebiliriz problemimiz var. 1960'larda günümüzde data işleme varken, dosya işleme varken, daha sonra database management sistemleri girdi hayatımıza. Advanced database sistemleri girdi. Advanced Data Analysis başladı 1990'larda. Ve yeni jenerasyon olarak information'ın geleceği diyoruz. Web teknolojileriyle çalışıyoruz. İşte bulutlar hayatımızın içinde. Bundan sonrakileri zaten sizler benden daha da iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bilgi keşfinde bu süreç klasiktir. Her yerde bulabilirsiniz. Ben burada şuraya kadar olan kısmı gerçekten çok önemsiyorum. Yani data mining'de kararı verdikten sonra alanı biliyorsanız algoritmalarınızı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Ama database'lerden datanın temizlenmesi, datanın entegre edilmesi, bunun ilgili hedef datanın seçilmesi, hangi task'in, hangi işin yapılacağı, tahminleme mi yapacağız, ilişki analizine mi gireceğiz, işte CRM'e bir analitik giriş mi yapacağız, ondan sonra pazarlamaya bir çıktı mı vereceğiz, yoksa tedarikçi mi değerleyeceğiz, kafamızdaki task neyse, iş neyse, onunla relative olarak burada bir selection, seçim aşaması var. Data mining aşamasını çok önemsemiyorum, o daha teknik bir şey. Yani orada algoritmaların nerede nasıl çalıştığının cevabını bilen teknik insanlar kolaylıkla o aşamayı gerçekleştirebilirler. Dijital ortamlar bize bu konuda çok yardım ediyor. Ondan sonraki aşama iş dünyası açısından daha önemli. Bu patternleri, ortaya çıkan sonuçları, ilişkileri değerlendirilmesi. Bu nokta çok çok önemli. Yani dediğim gibi siz zaten verdiğiniz algoritmalar herhangi bir şeyi proses ediyor. Yanlış bir şeyi çıkarırsanız bunun üzerinden gitmek bütün iş dünyasının aktivitelerini alt edecek hale getirebilir sizi. Ve bu çıkan sonucun bir knowledge'a, yani birikime dönüşebilmesi için buradaki geçerlilik analizlerinin çok iyi yapılması, sektör bilgisiyle eşleştirilmesi ve burada sonuçlar içinde de bir eliminasyona gidilmesi gerekiyor. Ve bu aşamaların her birinde istatistik var. Bunun için bunun üzerinde durdum. Yani database'in temizlemeleri yaparken, tekrarları bulurken, veriler birbirinden farklı skalalardaysa onları birbirine dönüştürürken, sonrasında seçimlerde hedef datanın özelliklerini belirlerken istatistik hayatımızdan hiç çıkmıyor. Şu halde büyük verinin analizinin her aşamasında aslında kendi içinde de istatistik var. Burada o zaman birincisi bakış açısı. Çalışanın, uzmanın veya bütün firma bazındaki herkesin istatistiksel düşünme ve okuryazarlığa sahip olması, bu olmazsa olmazlardan altyapı. İkincisi de büyük verinin analizinin pek çok aşamasında istatistiğin tekniklerini kullanmak zorunda olduğumuz bu iki gerçeği göz ardı edemeyiz. Şu halde büyük veri analizinin en önemli altyapı parçalarından biridir diye düşünüyorum. Yine bu grafikte de baktığımızda en alt tabandan başlayıp, yani data girişlerinden başlayıp yukarı doğru gittiğimizde yoğun bir şekilde her yerde istatistiği görüyoruz. Data exploration dediğimiz şey, verinin keşfinde bir sürü istatistik araç kullanıyoruz. Data presentation
Visualization'da Visualization Techniques dediğimiz TVO EDA olarak geçiyor kısaca. Görselleştirme teknikleri. Hepiniz çok fazla kullanıyorsunuz. Profesyonel raporlarda yer alıyor. Çünkü bize çok hızlı okuma sağlıyor bu görseller. Bu görseller zaten yine istatistik tabanlı. Tamamen oradan gelen, hayatımıza giren şeyler. En son decision making dediğimizde yöneticiye verdiğiniz sonuçları yönetici alıp hemen tak tak bu tamam bu değil diye demiyor. Orada da bir takım eliminasyonlar var. O zaman da probability olanaklarından yararlanarak, çeşitli oyun senaryoları kurarak hangi senaryonuz, hangi ulaştığınız sonuç, hangi şartlarda piyasada gerçekleşebilir ve biz bunların beklentileri nelerdir, getirileri nelerdir? Bu da bir istatistik hesaplamadır. Dolayısıyla şu kredide baktığımızda business intelligence stage'lerinde hepsinde biz istatistiğin argümanlarını kullanıyoruz. Şurada istatistik teknikleri vermeye çalıştım. Hani bir büyük bir analiz paketinde neler var diye. Data integration, normalization, feature selection bilgisayarcı açısından çok önemlidir ve o başlı başına bir literatüre sahiptir. Çünkü yeni feature'lar yaratabilirsiniz, değişkenler tanımlayabilirsiniz, değişken indirgeyebilirsiniz. Çünkü yaşantımız çok değişkenli bir yapı içinde seyrediyor. Gene CRM'e döneceğim daha elde tutulur olduğu için. Bir müşterinin değerini belirleyen çok fazla boyut var ama hangi boyuttan bilelim? Bankacılıktaki bir müşteri için hangi feature önemlidir? Hipermarketteki bir müşteri için hangi feature önemlidir? Bunlar farklı şeylerdir. Kırmızı yaptım. Burada yanlış hareket edersek bundan sonra yapacağımız her şey bizi farklı yerlere götürür. Doğru yere gitmek için doğru feature'ları, doğru değişkenleri, doğru attribute'ları seçmek gerekiyor. Şu aşama tamamıyla algoritmalar topluluğu. Bunlar gene association yani birliktelik kuralları ve korelasyonlar, klasifikasyonlar ve kümeleme yöntemleri hepsi istatistik tabanlı yöntemlerdir. İstatistik yine içimizde. Patternlerin evaluate edilmesinde, yapılarının bulunmasında, hangi fonksiyonlara uyduğunun belirlenmesinde de gene istatistikten ayrılamıyoruz. Peki veri madenciliğine baktığımızda ki büyük datayı bunun tool'larıyla işliyoruz. Pek çok bir alan ilgilendiriyor. Ben şöyle tanımlıyorum, veri madenciliği transdisiplinleri, interdisiplinleri ve multidisiplinleri bir alandır. Yani çok fazla disiplini ilgilendirir, disiplinler arası çalışmayı gerektirir ve de disiplinler arası geçişi gerektirir. Bu çok açık bir şey. Burada bu kadar disiplin var. Fakat ben yine de burada önceliği istatistiğe veriyorum. Şu grafikte eşit payda görmüş olmakla birlikte. Yani baktığınızda database teknolojilerinde istatistik kullanıyorsunuz. Algoritma mantığında istatistik kullanıyorsunuz. Visualization ayrı bir alan olarak açıldı artık. Ama istatistikten geliyor. En basitinden bir scatter diyagram istatistiğin temel ögesi. Machine Learning'in altında istatistik var. Dolayısıyla bu algoritmaların en geniş tabanı istatistik tabanı diyorum. Burada da bazı istatistiğin yanlış kullanımları var. Bunu özellikle aldım internetten. Burada baktığımızda acaba şu büyük data piyasasında büyümeleri gösteren grafikte ne görüyorsunuz? Buradaki rakamları okuyabiliyor musunuz? Bu grafikte bir absürt yapı var mı? Yakalayalım oldu mu? İşte hocalar böyle imtihan yapmayı da severler. Evet, şu grafiği diyorum. Burada canavarın gösterildiği. Evet. Sayıya baktığınızda sayıda fırlama yok. Ama ve bunu ben bir büyük data analizi yapan bir danışmanlık firmasının sayfasını da aldım. İnternette dolaşıyor. Sanki 2017'de birden bir sıçrama varmış gibi görüyorsunuz değil mi şekle baktığınızda? Bu istatistiğin yanlış kullanımı. Halbuki bakın şurada 10 bin dolardan 16 bin milyara çıkmış. 16 bin milyardan 32 bin milyara çıkmış. Şurada 48 bin milyardan 53 bin milyara çıktığında canavarın boyutuna bakar mısınız? Evet. Kötü bir gösterim. Ama bunu biz istatistik yalan söylemek için kötü amaçlı kullanabiliriz. Ve kullanıldı. Sizler çoğunuz çocuktunuz. 90'lı yılların başında kanal sayıları Türkiye'de yeni artmıştı ve her akşam reytingleri veriyorlardı. İşte bizim kanalımız diyor akşam diyor şey yaptı, pik yaptı diyor. Bütün kanalların önüne geçti diyor. Reytingleri veriyor. 18.1, 18.2. Böyle küçük 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 küçük. En son 19.3 mesela. Kendi kanalı da 19.4. Bütün sütunlar yavaş yavaş artarak giderken kendi kanalı böyle o aradaki 0.1'lik farkı fırlatıyor. Göz baktığında o yüksek sütunu gördüğünüzde bar çarkta, aa evet bu kanal fırlamış dersiniz. Ama rakamı okuduğunuzda 19.1 bir önceki, bir sonraki 19.2. Bu kötü kullanıma çok rastlıyoruz ne yazık ki. Aslında bu grafiklerde bir
sistemleri olarak çok anlamlı bulmuyoruz çünkü karşılaştırılabilirliği yok. Kötü kullanımlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela işte böyle grafik çöplükleri var. Aynı şey az önceki canavar olayında olduğu gibi. Şöyle bir gösterim. Belki görsel geliyor, renkli geliyor ama kıyaslanabilirliği olmayan bir gösterim. Onun yerine yıllara göre gösterilmiş bir zaman grafiği hem daha sade hem de daha anlaşılabilir ve okunabilir bir şey. Ama belki bu gazete magazindeki yayınlamalar için kullanılabilecek bir şey olabilir. Ama ben yine de büyük bir analizlerin sonuçlarını sunarken bunlardan imtina etmenizi rica ediyorum. Bu bir yanıltıcı bir şey. Şöyle baktığınızda, freshmenler birinci sınıflar, bu grafiği kullandığınızda ne dersiniz? Birinci sınıflar çok başarılı. Sayılara baktığınızda. Yanlış kullanım. Çünkü sınıflardaki öğrenci sayıları farklı olduğu için AA dereceyi alanların sayıları da farklı olacaktır. Orada vurduğunuzda ikinci grup daha doğru bir gösterimdir. A derece alan öğrenci oranları aslında bütün sınıflarda eşittir. Yine bu yanıltmak amaçlı kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama doğru kullanıp sabitedir. Bitiriyorum, iki slaytım kaldı. Bir başka şey, yine bunu yanıltmak amaçlı kullanmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Burada dibe vurmuş rakamlar görüyor gibisiniz. Kuartı böyle işte satış rakamları verilmiş. Çünkü skala çok yüksek tutulmuş, 200'e kadar. Halbuki kendinize uygun, yani maksimum değerinizi verdiği dikkate olarak bir skala oluşturursanız görseliniz daha güzel olacaktır. Şuna bakan bir kişi, bu satışları dibe vurmuş bir firma düşünür çeyrek dilimlerinde yılı. Halbuki diğerinde maksimum değerinizden itibaren uygun bir düşey skala oluşturursanız hem görsel güzel görünür hem de yanlış yorumlamalardan kaçınmanızı sağlar. Bir başka şey de yine aynı skala problemiyle ilgili. Bakın 36'dan başlamış bir grafik, sıfırı olmayan bir grafik. Yine şu ayda, Eylül, Nisan'da dibe vurmuş bir satış rakamı görüyoruz. Halbuki gerçek öyle değil. Sıfırdan başlatmamız gerekir, bir kesik atmamız gerekir ve şu boşluğu vermemiz gerekir. Çünkü buradaki rakam sıfır değildir. Kendi içinde minimuma erişmiştir ama sıfıra vurmuş değildir. Bunlar istatistik yalan söylemenin yolları. Zaten istatistikçiler üç tür yalan olduğunu söylerler. Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik yalan. Ben çok basit örnekler verdim burada. Gerçekten istatistikte çok fazla yalan söyleyebilirsiniz. Başta istatistiği iyi kullanmadığınızda future seçiminde yani değişken seçiminde orada da gideceğiniz bütün yol boyunca istatistik iyi hatalar yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz yordum sizi.